Herkese merhabalar değerli takipçilerimiz. Spor Eve Sığar sloganıyla çıktığımız bu yolda bugün de yeni bir antrenman programımızla birlikte sizlerleyiz. Yaptığımız ve yapacağımız tüm antrenman programlarımızı kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımız olan Facebook, Instagram ve YouTube kanallarımızdan bizleri takip edebilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Antrenmanlarımıza başlamadan önce bulunduğumuz ortamı havalandırmayı ve sularımızı yanımızda bulundurmayı unutmayalım. Ve şimdi antrenman programımızın içeriği için söz Selçuk Hocam'da. Herkese keyifli günler diliyorum. Bugünkü antrenman programımız Full Body. Full Body nedir? Vücudumuzun tüm kas gruplarını çalıştırmaya yönelik yapacağımız harika bir direnç antrenmanıdır. Bize faydaları neler olacaktır? Kısaca bahsetmek istiyorum. Tüm kas gruplarımızı çalıştırıp vücudumuzun tüm kas gruplarını çalıştıracağımız için kalori yakımımız artacaktır. Yağ oranımız düşecektir ve fiziksel rahatsızlıklardan kurtulacağız. Antrenmanımıza her zamanki gibi ısınma ardından stretching ile başlayacağız. Hazırsak müzikle beraber ısınma egzersizlerimize başlayalım. Olduğumuz yerde yürüyoruz. Kollarımız aktif. Bacakları biraz daha yukarı kaldırdık. Harika gidiyoruz. Isınma egzersizleri bizim için önemli. Antrenman esnasında sakatlık riskini minimuma indirir. Parmak ucunda hafif tempo koşalım. Harika. Tempomuzu artıralım. Bravo. Parmak ucu, topuklar yere değmesin. Ayaklar ileride. Bravo. Geride. Bravo. 10 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Eller belde. Dışarı aç, kapa. Harika. Bravo. 10. 5, 4, 3, 2, 1. İleri geri. Bravo. 10 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Parmak ucu koşuya devam. Hafif tempo. Nefes al, ver. Evet, olduğumuz yerde yürüyelim. Nabzımızı düşürelim. Nefesimizi kontrol altında tutalım. Isınma egzersizlerinin ardından Tuğba hocamla stretching egzersizlerindeyiz. Evet. Bacaklarımızı omuz hizamızdan biraz daha fazla açtık ve dizlerimizi bükmeden öne doğru gidiyoruz. Düzenli nefes al, ver. Parmak uçlarımdayım ve bekle. Şimdi tek parmak ucuma yöneldim. Bekliyorum, kafam içeride. 3, 2, 1. Kalktım ve diğer taraftayım. Yöneldim, parmak ucuma dokunmaya çalıştım ve bekliyorum. 3, 2, 1. Kalktım. Bacaklarımı hafif kapattım. Eller kalçada ve gerideyim. Yavaşça kapatıyorum. Omzumu çevirdim biraz. Şimdi başlayayım. Yanlara doğru sağ ve sol. Şimdi önde ve gerideyiz. Bacakları sallayabiliriz. Söz sizde hocam. Suyumuzdan içelim. Sizler sularınızdan içerken ben ilk egzersizimizi göstermek istiyorum. İlk egzersizimiz vücudumuzun en büyük kas grubu olan bacak kası egzersizinden oluşacak. Yere oturduk.
Eller göğüste ileride fark etmez. Diz kapaklarımızın üzerine doğru kalktık. Hafifçe indik. İndiğimizde kalçamız topuklarımıza değmeyecek. Tekrar vücudumuz dik bir pozisyonda bulunması egzersizimizin verimliliğini artıracak. Pozisyonumuzu alalım ve Tuğba hocamın komutuyla egzersizimize başlayalım. Hazırsak başlıyoruz. Evet, sırtım dik bir pozisyonda, sıktım kalçamı ve oturdum. Sırtım dik bir pozisyonda. Ayaklarımıza çok değmiyoruz. Gayet iyi. Düzenli burundan nefes al ve ağızdan ver. Sırtımız dik. Yeni başlayanlar isterlerse hareketlerin sayılarını kendilerine göre düşürebilirler. İleri seviyede olanlar sayılarımızı artırabilirler. Evet. Son kaç hocam? Son 5 tekrar hocam. Son 4. Son 3. Son 2. Son 1. Ve son. Dinleniyoruz. Egzersizde çalışan kas gruplarımız quadriceps, ön bacak kaslarımız hamstring, arka bacak kaslarımız gluteus, kalça kaslarımız. Egzersiz esnasında lütfen Tuğba hocamın uyarılarına kulak verin. Tamamen aşağı doğru inmiyoruz. Özellikle diz problemi olanlar bu formda yaparsa ciddi diz ağrıları yaşayabilir. İkinci set için sizdeyiz hocam. Hazırsak başlıyoruz ve düzenli nefeslerle haydi başladık. Sıktım kalçamı, çalıştırdığımız kas gruplarımıza odaklanalım. Gayet iyi. Düzenli nefes alışverişleriyle birlikte devam. Sıktım, kaslarıma odaklandım ve devam ediyorum. Yeni başlayanlar zorlanabilirler, hiç problem değil. Zamanla alışırsınız hareketlerimize. Son kaç hocam? Son 5 tekrar. 4 3 Sırtım dik. 2 1 ve şimdi sondayız. Dinlenebilirsiniz. Sallayalım bacakları. Sizler dinlenirken Tuğba hocam bize bir sonraki bacak egzersizini göstersin. Lütfen yapmayın. Önce izleyelim. Herhangi bir sağlam sehpamız, koltuğumuz hiç fark etmez. Biraz geriye doğru oturdum. Sırtım dik. Belimi hafif içeri alıyorum. Ayaklarımı yere değdirmemeye özen göstereceğim. Kaldırdım. Sıktım bacaklarımı. Biraz bekledim ve bıraktım. Tekrar. Kaldırdım. Sıktım bacaklarımı. Bekledim ve bıraktım. Harika. Ön bacak kaslarımızı çalıştıran mükemmel bir egzersiz. Pozisyonumuzu alalım. Hazırsak 3, 2, 1 diyelim ve başlayalım. Kaldırdık ayakları ve devam. Yukarı kaldırdığımızda bir 1-2 saniye bekleyelim. Üst bacak kaslarımızın gerginliğini artıralım. Kas aktivasyonunu artıralım. Harika. Çok güzel. Ayaklarımızı indirdiğimizde yere değdirmiyoruz. Süper. Yukarıda beklerken zaten üst bacak kaslarımızın gerginliğini çalıştığını mükemmel bir şekilde hissediyoruz. Son kaç hocam? 3. Harika. 2. 1. Son tekrardayız. Sıktım ve bırakıyorum. Harika. Dinlenelim. Bacaklarınızı sallayabilirsiniz. Kendinizi dinlendirebilirsiniz. Nefeslenelim, dinlenelim. Toparlandıktan sonra ikinci setimize başlayacağız. Hazırsak pozisyonumuzu alalım ve hareket zamanı diyelim. Düzenli nefeslerle kaldırdım, sıktım, bekledim ve bırakıyorum. Harika. 2. Bravo. 3. Süper. 4. Harika. 5. 6. 5 4 3 2 1 Son tekrar. Yavaşça bırakıyoruz. Bacak egzersizlerimiz bitti.
Bacak egzersiz çalışmasını lütfen antrenmanlarınızdan çıkarmayın, ihmal etmeyin. Çünkü bacak çalışması bizim hormon seviyemizi, testosteron hormonumuzu artırıp kas oranımızı artırıp yağ oranımızı düşürmeye yardımcı olacak bir kas grubudur. Sizler dinlenirken bir sonraki kas grubu için egzersizimizi göstermek istiyorum. Göğüs kası egzersizi. Egzersizin kolay formunu göstereceğim. Zor formunu hepimiz biliyoruzdur. Şınav. Göğüs kası çalışmasında ana kas grubumuz göğüs, pectoralis. Yardımcı kas grubumuz triceps, arka kol kası olduğu için bugün şınav egzersizinden sonra arka kol egzersizini hemen ard arda yapacağız. Yani kaslarımızın aktivasyonu, gerginliğini en üst seviyede hissedeceğiz. Önce göstermek istiyorum. Lütfen izleyin. Dizlerin üzerinde şınav çektim. 12 tekrar. Ardından arka kol egzersizi. Dirsekleri yere doğru indirip arka kol kaslarımı çalıştıracağım. Harika bir egzersiz yapacağım. Sonra dinleneceğim. Ben hazırım. Tuğba hocam. Hazırsak başlıyoruz. Evet, hareket zamanı diyelim ve başlayalım. Gayet iyi. Hocamızın dikkat ettiği gibi dirseklerimi çok fazla yanlara açmıyorum. Düzenli nefeslerle. Çalıştırdığınız kas grubu dışında farklı bir kaslarınız ağrırsa hareketi sonlandırabilir ya da daha yavaş yapabilirsiniz. Son kaç hocam? Son 4. 3. 2. Son 1. Ve son. Hemen arka kol egzersizine geçelim hocam. Başlıyoruz. Devam. Düzenli nefeslerle yapıyoruz. Hareketlerimiz kontrollü. İlk başlarda yeni başlayanlar tam anlamıyla hareketleri yapamasalar da zamanla alışacaklardır zaten. Son 4. 3. 2. 1. Ve son. Dinlenebilirsiniz. Suyumuzdan içebiliriz. Nefeslenelim. Hafif omuzları çevirin. Egzersizin kolay olan formunu gösteriyorum. Sizler kendi kondisyon ve kuvvetinize göre zor olan formunu yapabilirsiniz. İkinci set için hazırım hocam. Başlıyoruz o zaman. Haydi devam. Düzenli nefeslerle yapıyoruz. Çok hızlı yapmanıza gerek yok hareketlerimizi. Gayet iyi. Sırtımız düz. Kamburlaştırmamaya özen gösterelim. Düzenli nefeslerle. Son kaç hocam? Son 1. Ve son. Hemen arka kol egzersizimize geçmek istiyorum. Düzenli nefes alıp vererek. Gayet iyi. Hareketleri çok fazla hızlı yapmanıza gerek yok. Çok da durağan yapmayın. Kendi temponuza göre ayarlayabilirsiniz. Seviyenize göre ayarlayabilirsiniz. Son kaç hocam? Son 4. Son 3. Son 2. Son 1 ve sondayız. Dinlenebilirsiniz. Omuzları hafif çevirebilirsiniz. Sularınızdan içebilirsiniz. Kollarınızı sallayabilirsiniz. Kendinizi rahatlatın dinlenmelerimizde. Hocam, takipçilerimiz dinlenirken ben bir sonraki tabii göğüs kası egzersizini göstermek istiyorum. Bu egzersizde de yine hem göğüs hem arka kol kasımızı aynı anda çalıştıracağımız bir kombinasyon yapacağız. Lütfen önce izleyelim. Yapmayalım. Biz birer kiloluk dumbbell kullanacağız. Varsa dumbbell, yoksa su şişesi. Eğer o da yoksa küçük havluları rulo haline getirip elinize ağırlık olarak kullanabilirsiniz. Ben kürek kemiklerimin altına yastık alarak egzersiz uygulayacağım. Yukarı kaldırdım. Çevirdim dumbbell'ı. Arka kol kası. Çevirdim. Tekrar göğüs. Çevirdim arka kol kası. Ben hazırım hocam. Sizler de hazırsanız başlıyoruz. Gayet düzgün bir formdayız. Düzenli nefeslerle birlikte hareketleri ilk hocam gösterirken takip ederseniz sonrasında hiç zorlanmazsınız zaten. Devam.
Bilek rotasyonlarınızı unutmayın. Çalıştırdığımız kaslarımızı hissedelim. Son kaç hocam? Son 5. Son 4. 3. 2. 1 ve son. Dinlenebilirsiniz. Kollarınızı sallayın, omuz başlarınızı çevirin, boynunuzu rahatlatın. Her zaman dediğimiz gibi tekrar sayılarınızı kendi seviyelerinize göre ayarlayabilirsiniz. Ağırlıklarınızı kendi seviyelerinize göre ayarlayabilirsiniz. İkinci set için pozisyonumuzu alalım. Tuğba hocamın komutuyla başlayalım. Hazırsak başlıyoruz. Evet. Çevirdim ve geride. Düzenli nefeslerle yapın. Hareket formu önemli olduğu kadar nefes egzersizleriniz de çok önemli. Düzenli nefesler sizin performansınızı ciddi anlamda etkileyecektir. Buna inanın. Ve devam. Son kaç hocam? Son 5. Son 4. 3. 2. 1. Ve son. Dinlenebilirsiniz. Sallayın kolları, rahatlatın kendinizi. Boynu çevirin, omuzları çevirin. Evet, göğüs egzersizlerinde ana ve yardımcı kas gruplarımızı aynı anda aktif bir şekilde çalıştırdık. Şimdi vücudumuzun çatı bölgesi olan omuz bölgesi egzersizini göstermek istiyorum. Yine biz birer kiloluk dumbbell kullanacağız. Siz hazırda hangi malzemeniz varsa onu kullanabilirsiniz. Önce egzersizi gösterelim. Lütfen yapmayın. Lateral raise, front raise yani yan ve ön omuz kaslarımızı aynı anda çalıştıracağımız mükemmel bir egzersiz olacak. Tek kolumla yan, diğer kolumla ön omuz kasımı çalıştıracağım. Egzersizimiz bu şekilde. Dirseklerim çok hafif bükülü. Omuz hizamı geçmeyecek. Ardından diğer kol bölgeme geçeceğim. Hazırsak malzemelerimizi alalım. Pozisyonumuzu alalım. Tuğba hocamın komutuyla başlayalım. Hareket vakti diyoruz ve Selçuk hocamı takip ediyoruz. Evet, sırtım dik. Ayaklarım sağlam basıyor yere. Hareketi yaparken boyun ve omuz kaslarınızı kesinlikle sıkmamaya özen gösterin. Gayet rahatsınız. Dirsekler hafif açılı şekilde. Bravo. Omuz hizanızı da kaldırmanız yeterli olacaktır. Düzenli nefeslerle. Son kaç hocam? Son 5. 4. 3. 2. 1 ve şimdi sondayız. Dinlenebilirsiniz. Evet. Biraz çevirdik. Hazırsak geçelim mi hocam? Evet, süper olur hocam. Şimdi diğer yöndeyiz ve başlıyoruz. Duruşumuz yine aynı. Nefes kontrollerimizi yapıyoruz. Vücudumuz dik. Burundan nefes al ve derince ağızdan ver. Gayet iyi. Vücudunuzu öne geriye sallamadan yapmamaya özen gösterin. Yeni başlıyorsanız dumbbellsız, materyalsiz devam edebilirsiniz. Son kaç hocam? Son 5 hocam. 4 3 2 1 ve şimdi sondayız. Bıraktık ve dinlenebiliriz. Sallayalım kolları, omuzları. Çok fazla soğumadan ikinci setimize geçelim. Ben hazırım hocam. Ben de hazırım. Sizler de hazırsanız hareket vakti. Evet, vücut dik. Düzenli nefes alışverişlerle. Bravo. Vücudun sabit. Kollar hareketli omuzdan. Gayet devam. Bırakmamaya çalışalım. Son kaç hocam? Son 4. 3. 2. Biraz zorlayalım kendimizi. 1. Ve son. Hemen diğer tarafa geçelim. Başlıyoruz. Düzenli nefeslerle.
egzersizi olabildiğince yavaş tempoda uygulayalım. Son 5 hocam. Son 4. Son 3. Son 2. Son 1 ve son. Dinlenebilirsiniz. Omuzlarınızı biraz çevirdiniz. Kolları salladınız. Rahat bırakın kendinizi. Başımı biraz çevirdim. Ve siz de. Suyumuzdan içebiliriz, nefeslenebiliriz. Şimdi vücudumuzun en büyük ikinci kas grubu olan sırt kası egzersizi için Tuğba hocamdayız. İlk egzersizimiz için biz sopa kullanacağız. Sizler sopa, dumbbell, hiçbir şey yoksa boş bir şekilde egzersizi yapabilirsiniz. Önce izleyelim, ardından hep birlikte egzersizi gerçekleştirelim. Sizdeyiz hocam. Vücudumuz yine düz bir formda. Belimi hafif içeri aldım. Göğsüm önde. Yukarıdayım. Dirseklerimizi tamamen açmıyoruz. Biraz büktüm. Kavradım sopamı. Göğsüme doğru çektim ve kürek kemiklerimi sıkıştırıyorum. Hissettim kürek kemiklerimi. Şimdi açtım ve gerideyim. Harika. Yine tekrar. Hem sırt hem biceps kasımızı, ana ve yardımcı kas grubumuzu aynı anda çalıştıracağımız harika bir egzersiz. Gerideyim ve çektim. Evet. Hazırsak başlayabiliriz. Pozisyonumuzu alalım ve başlayalım. Dik durduk. Bel çukuru içeride. Dirsekler kapalı bir şekilde. Skapulalarımızı sıkıştırıyoruz. Ardından biceps kası için geriye çeviriyoruz. Harika. Özellikle sıkıştırdığımızda sırt kaslarımızın çok aktif olduğunu hissedelim. Süper. Bu egzersizde ana kas grubumuz sırt, yardımcı kas grubumuz biceps olduğu için Tuğba hocam bize iki egzersizi kombinasyon yapıp ortaya mükemmel bir egzersiz çıkarmış. Son 3. Bravo. Son 2. Süper. Son bir. Biceps. Son tekrar. Harika. Yukarıdayız. Biceps. Ve bıraktık. Süper. Nefeslenelim, dinlenelim. Bu egzersizleri düzenli uygularsanız, varsa eğer duruş bozukluğunuz, kesinlikle duruş bozukluğunuzun İyi anlamda giderilmesine yardımcı olacaktır. Çok fazla soğumadan, ara vermeden aynı egzersizimizin ikinci seti için pozisyonumuzu alalım ve başlayalım. Sıkıştırdık kürek kemiklerimizi. Harika. Yukarıda. Biceps. Çok güzel. Olabildiğince yavaş tempoda egzersizimizi uyguluyoruz. Hissederek. Önemli olan burada yaptığımız egzersizde çalıştırdığımız kası hissetmek. Harika. Başımızı öne doğru indirmiyoruz. Özellikle biceps egzersizini yaparken. Son kaç hocam? 5. Harika. Son 4. Bravo. Biceps. Son 3. Harika. Son 2. Süper. Son 1. Son tekrar çektim. Yukarıda biceps. Ve yavaşça bıraktım. Nefesleniyorum. Suyumuzdan içebiliriz. Dinlenelim. Full body antrenman programı. Lütfen haftada bir, iki gün kesinlikle yapın. Tüm kas gruplarımızı aktif bir şekilde çalıştıralım. Kas yoğunluğumuzu artıralım. Bununla birlikte bazal metabolizmamız da hızlanacaktır. Yağ oranımız da düşecektir. Lütfen ihmal etmeyin. Sizler dinlenirken Tuğba hocam bize bir sonraki sırt egzersizini göstersin. Biz dumbbell kullanıyoruz. Yeni başlıyorsanız materyalsiz yapabilirsiniz. Su şişesiyle yapabilirsiniz. Hiç problem değil.
Duruşum yine aynı. Ayaklarım zemine tam bastı. Belim içeride, sırtım dik. Uzattım kollarımı. Yine çekiyorum dirseklerimi. Sıkıştırdım. Geldim ve yukarıdayım. Tekrar açtım. Sıkıştırdım. Hafif uzatıyorum ve bıraktım. Yine Tuğba Hocam bize ana ve yardımcı kas grubunu aynı anda çalıştıran harika bir kombinasyon ayarlamış. Hazırsak pozisyonumuzu alalım ve hareket zamanı diyelim, başlayalım. Bir önceki egzersizde olduğu gibi kürek kemiklerimizi sıkıştırıyoruz. Ardından dumbbell'larla pazularımızı çalıştırıyoruz. Süper. Dirseklerimiz vücuda paralel. Harika. Duruş dik. Boynumuzun formuna dikkat edelim. Egzersiz esnasında başımızı öne indirmemeye özen gösterelim. Son 5. Bravo. Son 4. Harika. Son 3. Son 2. Olabildiğince hissederek yavaş tempoda son tekrar çektik. Biceps kasımızı çalıştırdık ve yavaşça bıraktık. Nefeslenelim. Dinlenelim. Suyumuzdan içebiliriz. Evet, çok fazla soğuma olmadan ikinci setimize başlayalım. Çektim. Uzattım ve yukarıdayız. Çok güzel. Duruş dik. Bel çukuru içeride. Dirsekler vücuda yakın. Kürek kemiklerini sıkıştırıyoruz. Boş bir şekilde yapsak bile bu egzersizde kürek kemiklerimizi sıkıştırdığımızda sırt kaslarımız devreye girecektir. Son 3. Harika. Son 2 tekrar. Son 1 tekrar. Son kez. Çektim. Harika. Biceps kasım. Mükemmel. Dinlenelim, nefeslenelim. Yine sularımızdan birer yudum içebiliriz. Son iki kas grubumuz. Biceps, triceps. Ön kol ve arka kol kasları. Sizler dinlenirken Tuğba Hocam bize ön kol, biceps kasımızın egzersizini göstersin. Yine materyal siz yapabilirsiniz. Biz birer kiloluk dumbbell'lar kullanıyoruz. Ağırlıklar tamamen sizin tercihinize kalmış. Bacaklarım omuz hizasından biraz daha dar. Hafif dizleri büktüm. Zemine sağlam basıyorum. Dirsekler yanda. Sizden burada istediğimiz dirsekleri olabildiğince hareket ettirmemeniz. Geldim. Kendinizi asla sıkmayın. Çalışan kas grubumuzu hissederek. Aldım önce tek taraf. Düzenli nefes. Açıverdim ve tekrar. Çok güzel. Statik bekleme egzersizi. Harika. Hocam isterseniz bir de yandan duruşumuzu da alalım. Aynen. Üst kolun formuna baksın takipçilerimiz. Şimdi geldik. Diğer tarafı gösterelim. Evet. Harika. Evet, hazırsak pozisyonumuzu alalım. Ağırlıklarımızı alalım. Ve başlayalım. Yukarıdayız. Bekledik. Tek kol sabit. Diğer kolla egzersizi yapıyoruz. Çok güzel. Yukarıda sabit beklettiğimiz kol gerginliği hissedecek. Diğer kolumuz hareketli ve aktif. Harika. Son 3. Bravo. 2. 1. Son tekrarda bekledik ve diğer koldayız. Başlıyorum. Harika. Süper. Çok güzel. Bravo. Son 3.
2. Hocam aktivasyonu artıralım. Siz devam edin. Ara vermeden hemen diğer kola geçelim. Şimdi ikisini bir yapıyoruz. Evet. Geldim ve... Çok güzel. Devam. Çok güzel. Vücudunuzu sıkmamaya özen gösterin. Dirsekler olabildiğince az hareketli. Zorlayalım mı hocam? Bekleyelim yarıda. Tabii ki. Bekledik. Sağ kol hareketli, diğeri sabit. Harika. İyice yoğunluğu artıralım. Harika. Son 4. 3. 2. 1. Son kez bekledik. Diğerindeyiz. Harika. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ve son tekrar bıraktık. Nefeslenelim. Dinlenelim. Sizler dinlenirken Tuğba Hocam bize arka kol kasa egzersizimizi göstersin. Yan duruştan göstereyim. Süper olur hocam. Bacaklar omuz hizasından daha kapalı. Hafif dizlerimi büktüm. Vücudumu biraz öne alıyorum ama çok eğilmeyin. Bel çukurumu oluşturdum. Dirsekler şimdi geride. Yanda kavradım. Geriye doğru ittim. Ve aldım. Çok fazla kapatmamıza gerek yok. Ver nefes al. Hissediyorum kollarımı. Ağırlık birer kiloluk dumbbell kullanıyoruz. Su şişesi kullanabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa boş bir şekilde yapabilirsiniz. Evet. Hazırsak pozisyonumuzu alalım ve başlayalım. İyice gerdik. Arka kol kasımızın yukarı kaldırdığımızda gerildiğini lütfen hissedelim. Harika. Dirseklerimiz hareketli. Dirsekten yukarısı pazu bölgesi, humerus bölgesi sabit. Son 5 tekrar. Harika. 4 3 2 1 Son tekrar. Nefeslendik, dinlendik. Dinlenme aramızı kısa tutalım. Ardından ikinci setimize başlayalım. Kaslarımızın aktivasyonu daha da artsın. Pozisyonumuzu alalım ve başlayalım. Son setimiz, son egzersizimiz. Sizdeyiz hocam. Harika. İyice hissedelim. Süper. Evet, dizler hafif bükülü. Bel çukuru içeride. Harika. Son kaç hocam? 4. Bravo. 3. Olabildiğince yavaş gösteriyor. Yavaş yapıyor Tuğba hocam. 2. Daha çok hissetmek için. 1. Ve son tekrar. Nefeslenelim, dinlenelim. Şimdi çalıştırdığımız tüm kas gruplarımızı Tuğba hocamla, stretchingle rahatlatıp sakatlık riskini minimuma indireceğiz. Sizdeyiz hocam. Hazırsak bacaklarımızı açıyoruz omuz genişliğinden daha fazla. Dizlerimizi bükmemeye özen gösterelim. Öndeyiz. Parmak uçlarımızı da takip edelim önü. Bekle biraz. Parmak uçlarınızı değdirebilirsiniz. 3, 2, 1. Şimdi parmak uçlarım geride ve bekliyorum. Uzandınız iyice geriye. Bırakmıyorum, bekleyelim. Hafifçe sağ parmak ucuma gittim ve bekliyorum. Kafamız içeride. Düzenli nefes alıp veriyoruz. Şimdi diğer taraftayım. Tuttum parmak uçlarımdan. Yavaşça kalkıyorum. Hafif kapattım. Açtım kollarımı ve birazcık yana esnedim. Şimdi diğer taraftayım.
Nefes alışverişlerimizi ihmal etmeyelim. Artık kendimizi dinlendiriyoruz. Nefeslerimizi kontrol edelim. Yukarıdayım, parmak ucunda yükseldi. Bekliyoruz biraz, zorlayın kendinizi. Bıraktım, sallayabilirsiniz. Biraz omuz başlarımı aldım geriye. Düzenli nefesler. İçe doğru da çevirebiliriz. Şimdi geldim başım yanlarda. Yavaş hareketlerle. Şimdi önde ve gerideyim. Düzenli nefesle bitiriyorum. Evet sevgili takipçilerimiz, bugün de harika bir antrenmanın sonuna geldik. Yaptığımız tüm antrenman programlarımız sosyal medya hesaplarımızda yüklüdür. İlerleyen zamanlarda antrenman programlarını uygulamak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir de yine bu hafta sonu çocuk programımız vardır. Bizleri takip edip bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Hoşça kalın.